Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir ordu kombinasyonu yapacağız. Kraliçe yürüyüşlü cadı saldırısı gerçekleştireceğiz. Ama baya bir beyin yoracağız. Baya bir strateji yapacağız. Güzel bir video olacağına Eminim arkadaşlar farklı ordu kombinasyonları için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Lekesiz kalisi hesabındayız. Titan'dan efsane ligine doğru yolculuğumuz son gaz devam ediyor. Ordumuzu göstereyim. Ee, ilk olarak 12 cadı, 5 şifacı zaten ordumuzun temelini oluşturuyor. Onun dışında olan asker birimleri biraz daha Temizlik amaçlı arkadaşlar. 7 yıldırım bir tane deprem büyüğümüz var. Bunların sebebi ağır savunmalardan indireceğiz. İskelet büyüsü var. İskeleti de cadının iskeletine destek olarak atacağız. Kutucuğun içerisinde ulaşamadığımız bir savunma birimi varsa dikkatini dağıtmak için vesaire kullanacağız. Klan kalemize Zeppelin Yeti Walker'ı aldım. Ee, ne olur ne olmaz ya belediye binasını almak için ya da ulaşamadığımız bir savunma birimi varsa onları indirmek adına kullanacağız. Kahramanlarımız vesaire her şeyimiz hazır. Ben rakip aramaya gidiyorum. Başlangıç olarak güzel bir köy diye düşündüm arkadaşlar. Duvarları birazcık zayıf. Onun dışında bir eksiği gidi yok. Toplarda yükseltmede eee buraya bir saldıralım. Bir ilk başta bir elimiz alışsın arkadaşlar. Sonuçta sürekli bu orduyu kullanmıyorum. Merkez tarafta kartal topu kaya saçar direkt bitişik. Siz de saldırı yapacağınız köyleri bu şekilde ayarlayın lütfen. Yani bitişik savunmalar olursa çok güzel olur. Şurada yıldırımlarımı kullanıyorum arkadaşlar. Evet şuraya atalım birazcık da. Sonuncuyu da gönderdim. Depremle patlatıyorum ve buradaki komple savunmaları indirmeyi başarıyoruz. Şimdi zeplinimizi nereden atalım? Kendimize yol açmamız gerekiyor. Şuradan bakın zeptini gönderdim. Buradaki tekli cehennem kulesini alacağım. Kraliçe yürüyüşümü de şuradan yapacağım. Hemen şurada bir patlatalım. Kraliçemizin arkasına şifacıları bıraktık. Ee, hemen güdümlü testi yapıyorum. Bakın bu tarafı komple bir temizlemesini istiyorum. Şu taraftan bir yeti gönderiyorum ve barbar kral bıraktım arkadaşlar. Şöyle bir tane hemen e, bebek ejder yolladım. Buz golemmi gönderdim. Cadılarımı da buradan bıraktım. Şimdi koruyucumuzu gönderdik. Güzel. Kraliçemizin birazdan özelliği kullanılacak. Şurada bir duvar kırıcı kullandım. Kraliçemizin özelliği kullanıldı. Bu arada şuraya hemen iskeletlerimi bıraktım arkadaşlar. Zıplatma büyüsünü şuradan gönderdim. Barbar kralın da özelliğini bastım. Güzel. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Gayet güzel ilerliyoruz. Arka taraftan bir de kraliyeti bıraktım. Şimdi iskeletlerimiz hızlı bir şekilde ilerlerken e, öfke büyüümüz var. Öfke büyümüzü şurada bir patlatalım arkadaşlar. Koruyucumuzun özelliğinde bastım. Çünkü belediyeye bayağı bir yaklaştık. Orada kaya saçardı hasar vuruyordu. E, belediye binası da hasar vuruyordu. Belki bir tık bekleyebilirdik ama kullanmayı tercih ettim. Cadılarımız şimdi belediye binasının hasarından bayağı bir hasar görecektir. Ama yine de arkadaşlar kraliyet şampiyonumuz var, kraliçemiz var. Güzel bir 3 yıldız alacağımızı düşünüyorum. Evet şimdi kraliyetimiz belediyeye doğru dönecek. Şurada özelliğini bastım ve belediyeyi almayı başarıyoruz. Ve 3 yıldızla başlangıcımızı yapıyoruz. Bu saldırıyı yaparken köyünün köyün çok dağınık olması bizim için büyük avantaj arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşü için herhangi bir dondurma büyümüz vesairemiz olmadığı için kraliçe yürüyüşünü İlk etapta kenar temizliği için kullanıyoruz. Başarılı bir başlangıç oldu. İkinci savaşımıza geçelim. İkinci savaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci savaşımız için şimdi burada kartal topumuz bulunuyor. Buradaki kartal topuyla birlikte kaya saçarı da indirerek ilerleyeceğiz. Hemen aldım şurada yıldırımlarımı şu şekilde göndersem galiba yeter. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hemen yıldırımlarımı bıraktım. Depremi de patlattım. Bu taraf gitti. Çok güzel. Şimdi şuradan zeplinimi bırakacağım. E, zeplini bırakıp e, oradaki tekli cehennem kulesini alacağım arkadaşlar. Şöyle iki balon gönderiyorum. Peşine de zeplini gönderdim. Zeplini tam tekli cehennem kulesinin üzerinde patlatacağım. Evet, şurada patlattım. Çok güzel. Tekliyi de aldık. Bakın askerlerimize güzel bir yol açmaya çalışıyorum. Şöyle bir büyücü bıraktım. Şuraya bir büyücü bıraktım. Bir tane bebek ejder yolladım. Savaşımı bu taraftan başlatacağım. Şöyle iyice bir temizlik yapalım. Çok güzel buz golemi yolladım. Barbar kral, kraliçe geldi. Cadılarımı da hemen arkadan patlattım. Koruyucumuzu gönderdim. Şuradan bir duvar kırıcı. Bu sefer kraliçe yürüyüşü yapmadım çünkü gerek kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir askeri yol açtık kendimize. Şimdi zıplatmayı şu noktada kullanıyorum bakın. İskeletleri de şuradan attım bilerek askerlerimiz daha rahat etsin diye. Sadece yukarı taraf kaldı. Onun dışında herhangi bir problem gözükmüyor. Askerlerimize şurada bir öfke büyüsü patlattım. Kraliyeti de şöyle destek amaçlı yolladım arkadaşlar. Biraz daha belediyeye yaklaşsınlar. Onu beklemekteyim. Evet güzel ilerliyoruz. Cadılarımız biraz daha sokulsun. Haydi koruyucu bir adım at. Bir adım at ki şu kraliyeti de içerisine alalım. Barbar kralımız çok güzel. Şurada bastım artık koruyucuyu. Barbar kralının özelliğini kullandım. O tarafı iyice bir eritelim. Kraliyet şampiyonumuz da güzel temizlik yapıyor. Çoklu cehennem kulesini alınması lazım. O da alındı. Güzel kraliçemiz üst tarafa gitti. Belediyenin patlamasından bir tık hasar yedik. Aslında onu da yemeseydik daha tatlı olurdu. Ama problem değil. Şöyle kenardan askerlerimizi bırakalım. Kraliçemizin özelliği kullanıldı. Okçularımızı gönderdim. Şimdi üst tarafta kraliçemize can basan şifacılarımız var. Kraliyet şampiyonunun özelliği kullanıldı. Şimdi yukarı tarafta barbar kral da indi. Cadılarımızın canı baya güzel. Fakat şöyle bir problem var o korkutuyor. Süreden patlayabiliriz ki patlayacağız gibi duruyor. Ee, kraliyetimiz direkt gitti. Büyücü kulesini de alıyor arkadaşlar. Çok fazla askerimiz var ama 30 saniyede bir zamanımız var. Duvarda çok uğraşıyorlar bizimkiler. 30 saniyede sanki bir 3 yıldız gelir diye düşünüyorum ya. Sanki yeter bence ama bilemiyorum. Ee, sürekli farklı duvara geçtikleri için de yetmeyecek galiba. Şu cadı ordusunun fazlalığına bakar mısınız? Ama işte bir o duvara vuruyorlar bir öbür duvara vuruyorlar. İskeletler çok güzel iş yaptı. 12 saniyemiz var. Kraliçe de valla tüm duvarlara takıldı. Geldi 3 yıldız. Valla geldi. Orduyu beğendim arkadaşlar. Efektif kullandığınız anda muhteşem işler yapıyor. Yapmanız gereken en önemli şey kenar temizliği. Askerlerinizi içeri soktuğunuz vakitte muhteşem iş yapıyorsunuz. Zaten kenar temizliği içinde hem yıldırım depremimiz var hem zeplinimiz var. Daha ne olsun? Üçüncü savaşımız için bir düzen geldi arkadaşlar ama birazcık düzen korkutuyor çünkü şurada iki tane çoklu cehennem kulesi var. Bunlar bize sıkıntı yaratabilir, özellikle de şu merkezdeki. Şimdi yıldırım ve depremle şu tarafı bir temizleyelim, kendimize bir yol açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle tam ortaya göndersek sanki X'ayları yemez diyecektim de yedi. Güzel. Bütün yıldırımları patlattım. Depremi gönderdim. Bu tarafı mahvettik arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ne tarafı temizleyelim? Şuradan bir kaya saçarı alalım. Şöyle hemen iki balon attım. Bir tane de zeplin gönderdim. Zeplinimiz ilerliyor. Zeplini de birazdan patlatacağım. Şöyle kaya saçarının üstüne geldi. Şurada patlattım. Güzel. Oradan da kaya saçarımızı bir alalım. Daha sonrasında şuradan bir yeti atıyorum. Kraliçe yürüyüşümü de Şöylemesine başlattım. Hemen gönderdim. Bebek ejderimizi şuradan gönderiyorum. İki tane de büyücü bıraktım arkadaşlar. Bir güdümlü testi. Şuraya bir e, duvar kırıcı patlattım. Kraliçemiz aşağı doğru kayarsa çok tatlı olur. Kaydı. Süpersiniz. Şimdi şuradan bir buz golem gönderdim. İki cadı atıyorum. Bilerek kenar temizliği adına. Barbar kralımı yolladım. Hemen peşinden cadılarımı şuradan bıraktım. Güzel kraliçemizde hayatta askerlerimizi muhteşem bir şekilde içeri sokuyoruz arkadaşlar. Hemen arkadan royal şampiyonumuzu da yolladım. Merkezde bir iskelet büyüsü takviyesi atıyorum. Zıplatmayı da tam şu noktada göndereceğim arkadaşlar. Güzel. Şimdi arka tarafta duvarla uğraşan askerlerimiz var. Kraliyet şampiyonumuz ilerleyişini sürdürüyor. Burada bir öfke büyüsü patlattım ve koruyucumuzun özelliğinde bastım. Belediye binasının acilen alınması lazım. O tarafta çok fazla cadımız var. Cadılarımızın ölmesini istemiyorum. Evet belediye binası alındı. Peşinden de kraliyeti bastım. Kraliyeti de bastıktan sonra o taraf temizleniyor. Barbar kralımız var. Özellikler, cartucurtu. 1-3 yıldız havası var gibi hissediyorum arkadaşlar. Bakalım. Kraliyet şampiyonumuz da hayatta. Kaya saçar kaldı. Milyonlarca cadımız ve iskeletimiz var. Orduya bayıldım. Gerçekten orduya bayıldım. Çok güzel taktik stratejisi belirlenecek bir ordu arkadaşlar. Düzen uygunsa gördüğünüz gibi taktiklerle muhteşem 3 yıldızlar alabiliyorsunuz. Tabi büyük de konuşmayalım. Şimdi arkada bir kaya saçar var mahveder falan ama sanmıyorum. Barbar kralın özelliğini bastım arkadaşlar. Süreden falan patlarız. Eee, aman diyelim. Kraliçemizin özelliğini de birazdan kullanacağım. Şurada kraliçeyi de bastım ve 3 yıldızın sahibi olduk galiba. Olduk, olduk. Çok şükür. Şurayı da aldık. Şimdi iskeletlerimiz her yerde. Kaya saçar durdurmaya çalışıyor ama kahramanlarımız da bir işe el attı arkadaşlar. Onlar da desteğini attı ve bu köyü 3 yıldızla tamamladık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzenle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle bir köye bakalım. Tekli Cehennem Kuleleri'nin olması güzel bizim için. Fakat merkezde bir düzen. O beni birazcık tırsıttı. Onu söyleyebilirim. Şimdi şurada Kartal Topu var. Hemen yanında Kaya Saçarımız var. Bedavadan ağır savunma. Şunları bir alıp geçelim arkadaşlar. Şu şekilde yıldırımlarımı bıraktım. Bir de depremimi gönderdim. Bu tarafı indirdik. Çok güzel. Burada bir şeyimiz kalmadı. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Sağ taraftan... İki tane balon göndererek hemen daha sonrasında zebdenimizle birlikte buradaki tekli cehennem kulesini almayı planlıyoruz. İnşallah kraliçe bize problem yaratmaz tabi. Şurada tam üstünde indirdik. Orada yetilerimiz, walkermiz aldı tamam sıkıntı yok. O da güzel oldu. Bizim şu an kenar temizliği yapmamız gerekiyor. Büyücülerimizden şöyle bir destek atalım. Kraliçe yürüyüşümüzü arkadaşlar şu şekilde tayin edeceğim. Buradan iki balon atalım. Şifacıları mı gönderemedim? Heh şimdi gönderdik. Şuradan bir yeti atalım. Bir tane bebek ejder patlatalım. Kraliçemizin özelliği kullanıldı ama olsun. Savaşımızı hemen başlatıyorum. Kenar temizliğinden sonra cadılarımız şu şekilde savaşa dahil oluyor. Bir duvar kırıcı gönderdim. Kraliçemiz de askerlerin yanına kaysaydı daha bir tatlı olurdu tabii ki. Ama sıkıntı yok. Sıplatmayı da gönderdik. Kraliyet desteğimizde şuradan attık arkadaşlar. Şimdi öfke büyüğümüz mevcut. Öfkemizi bekletiyorum. Barbar kralı da bekletiyorum. Şurada barbar kralı bastım. Ee, hala göndermedik. Öfkeyi patlattım şurada. Koruyucunun özelliğinde bastık. Güzel. Şimdi şuradaki kaya saçarını oraya bakın iskeletlerimi attım da. Belediyeyi almamız çok acı verdi ya. Allah'tan cadılarımız hayatta kraliyet şampiyonu direkt tekli cehennemin oraya odaklandı. Bir tık bekleseydi daha güzel olurdu. Şimdi kraliçemizin sola kayması birazcık işi bozdu arkadaşlar. Yalan değil. Orada güzelce ayarlayamadım. Sol tarafı tam temizleyemedim. Sol tarafı daha güzel bir şekilde temizleseydim. Kraliçemizle cadılarımıza ayak uydursaydı ki ayak uydurması lazım zaten bu orduda. Neden diye sorarsanız şifacıların e, oradaki cadılara da destek atması lazım ki cadılarımız ve iskeletlerimiz ölmesin. Yani ilk 3 savaşta başardık ama bu 4. savaşımızda bunu başaramadık. Başaramayınca da 3 yıldız alamadık arkadaşlar sağlık olsun. %65'teyiz. Evet artık savaşımız sonlanmış durumda. 30 kupa aldık bu güzel oldu. Son savaşımıza geçelim. Kapanışı yapacağımız köyü de buldum arkadaşlar. Şimdi burada kartal topu x'e yığı. Ee, çoklu Cehennem Kulesi'nin olması beni çok mutlu etti. Hemen şuradan bu üçünü indirerek başlıyorum. İki tane daha gönderdim. Sonuncuyu da gönderdim arkadaşlar. Bir tanesini de şuradaki e, Tekli Cehennem Kulesi'ne doğru bıraktım. Hemen depremimi gönderdim ve buradaki savunmaları temizlemiş olduk. Şimdi ikinci olarak kendimize nereden bir yol çizebiliriz diye bakıyorum. Şu tarafı da temizlersek güzel olacaktır. O yüzden balonlarımı gönderdim. Buradan da bir ağır savunma olan kaya saçarı bir alalım. Evet şurada patlattım. Oradan kaya saçarı da alacağız diye düşünüyorum. Tabii ki yetiler saçma sapan kaymazla dediğim anda kaydılar. Yetimitler aldı. Yetimitler candır. Şimdi şuradan bir yeti gönderdim arkadaşlar. Bir tane de bebek ejder bıraktım peşine. Bir tane de büyücü atalım. Oradan kra e, rakip kraliyet şampiyonunu temizleyelim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Kraliçe yürüyüşümüzü bu noktadan başlatıyorum. Sağ tarafı temizledik zaten. Barbar kralımızı şuradan gönderdim. Bu taraftan kendimize bir yol açalım. Duvar kırıcımızı şuradan gönderdim. Bir tane öfke büyüsünü atmayacağım. Bekliyorum Kraliçe'nin özelliği kullanılsın gerekirse. Hemen cadıları savaşa dahil ettim. Şöyle kraliyeti de birazcık erken bıraktım. Şuraya bir iskelet yolluyorum. Zıplatma büyüsünü şu noktada kullandım. Şimdi hemen bir öfke büyüsünü orada patlatalım. Şu an için çok güzel gidiyoruz. Belediye binasına askerlerimin biraz daha yaklaşmasını bekliyorum arkadaşlar. Koruyucumun özelliğini birazdan basacağım. Şu noktada bastım gitti. Tamamdır. Belediye binasını alacağız. Ama bir an önce alalım ki hasarı yemeyelim. Kraliyet şampiyonu ölmesin diye özelliğini bastım. E, fakat kraliyet şampiyonumuzu kaybettik. Kraliçemizin de özelliği yok. Bakalım neler olacak. Şifacılarımız var. Tekli cehennem kulesinin olması bizim için çok güzel. Çoklu olsaydı orada sıkıntıya düşebilirdik. Sol tarafta duvara takılan cadılarımız var. Şimdi barbar kralımız da ilerliyor. Kraliçemiz de ilerliyor. Şifacılarımız hasar veriyor. Fakat süre birazcık beni korkutuyor. Duvara çok takılmayız inşallah. Dış noktadan yavaştan barbar kralın özelliğinde bastım. Dış tarafın temizliği gerçekleşsin. Bir tane okçumuzu sağ üst taraftan bıraktım burada barbar kralımız belki birazcık tanklar demiştim. Evet tanklama işlemini güzel yaptı. Cadılar etrafını sardı. Oradaki büyücü kulesini indirdi. Şimdi arkada iki tane büyücü kulesi var. Ee, onlar iskeletlerimizi baya bir hırpalıyor arkadaşlar. Tekli Cehennem kulesi de indi. 3 yıldız geldi galiba. Sanırım geldi. Süreden patlamadık diye düşünüyorum. Güzel bir kapanış yaptığımızı da ümit ediyorum arkadaşlar. Evet geldi ya. 8 saniyede her türlü onları e, koruyucuyla kraliçemiz indirir indirdi. Tamamdır. Bu savaşımızda 3 yıldızla tamamladık arkadaşlar. Güzel başarılı saldırılar yaptık. Bu arada 46 kupa aldık. Tam tamına 46 kupa aldık. Vallahi çok güzel bir sayı. Bizim ilerlememizi baya bir ileri attı diyebiliriz. bugünlük cadı saldırılarımız sona erdi arkadaşlar. Elimden geldiğince öğrendiğim tüm farklı kombinasyonları sizlere aktarmaya çalışıyorum. İnşallah bu konuda başarılı oluyorumdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.